Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün sizlere 11. sınıfa geçmeden yapmanız gereken 6 önemli maddeden bahsedeceğim. Haydi dikkatlice video izleyelim. 11. sınıf bizim için mükemmel geçsin. Sevgili arkadaşlar, artık 11. sınıf başlamak üzere olduğuna göre artık bizim de yavaş yavaş bir YKS öğrencisi olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Bu yüzden sizler mutlaka YKS çalışmalarını yerine getirmeye başlamışsınızdır. Biz yine de bu video ile birlikte size bazı taktikler verelim ve çalışmalarınıza katkı sağlayalım. Sevgili arkadaşlar, ilk maddemiz kendinizi tanıma üzerine kurulu. Birçok öğrenci arkadaşımız bu süreci zaten yıllar öncesinde başlattı. Ancak bazı arkadaşlarımız var, hala birçok konuda kararsızlık yaşıyor ve bu kararsızlık onların önünde bir engel ve bu arkadaşlarımız önündeki zaman diliminde birçok konuda ne yapacağına karar veremediğinden türlü sıkıntılar, türlü problemlerle boğuşmakta. Benim bu konuda sizlere tavsiyem, kendi iç sesinizi dinleyerek, çevrenize, tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza sorarak gerçekten kim olduğunuzu, ihtiyaçlarınızın ne olduğunu, nereye gitmek istediğinizi belirleme adına çalışmalar gerçekleştirmelisiniz. Dışarıdan bakıldığında sanki ders çalışmakla alakasız olan bir durum gibi görünebilir. Ancak siz kendinizi ne kadar iyi tanırsanız çalışmalarınız o kadar anlamlı ve sizler de o çalışmaları yerine getirmekte o kadar kararlı ve motive olursunuz. Bununla ilgili olarak size bir tavsiyem daha olabilir tabii ki. İnternetten veya çeşitli kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Bir kariyer veya meslek testi yaparak kişilik tipinizi ortaya çıkarın ve kendi özelliklerinizin bir kez daha farkına vararak çalışmalarınızı ve gelecekteki seçimlerinizi ona göre yapma fırsatı elde edebilirsiniz. Ve tabii ki bu sürecin ardından gelelim ikinci maddemize, alan seçimi arkadaşlar. Birçok öğrenci alan seçimi için kararını vermiş durumda ancak bazı arkadaşlar henüz kararını veremediler. İşte bununla ilgili olarak ben birinci adımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler önce kendinize, sonra ailenize ve bu işin profesyonellerine de danışarak hangi mesleklerin sizin için önemli olduğunu belirleyip en azından bir hedeflerinizi daraltma noktasında adımlarınızı atın. Sonrasında ise birkaç mesleği belirleyebilirsiniz. Evet, bunlardan şunu seçtim, bu kesinlikle benim mesleğim olmalı gibi bir karar şimdi verebilirsiniz ama vermeseniz de problem yok. Ancak bu mesleklerin aşağı yukarı aynı alanlarda olmasına dikkat etmekte fayda var. Sonrasında arasında bir seçim yapmamız gerekirse çok büyük problemlere karşı karşıya kalmayalım diye. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi alan seçimini de hallettiğimize göre ben özellikle içerisinde bulunduğumuz bu zaman diliminde sizlere çok güzel bir şey önereceğim. Özellikle bu tarz rehberlik videolarında sürekli dile getirmeye çalışıyorum. Bu videoda da dile getirmeden edemeyeceğim. Sevgili arkadaşlar, düzenli, özenli ve güzel bir şekilde kitap okumamız gerekiyor. Kitap okumamız yalnızca YKS çalışmalarında veya 11. sınıfta değil, bizi biz yapacak olan bu kariyer yolculuğumuzda kendimizin sınırlarını aşabilmemiz için çok çok önemli bir adım. Unutmayın, kitap okumayan kişiler bir hayat, kitap okuyan insanlarsa onlarca hayatı tek bir hayatın içinde yaşar. Sizler de bu hayata çok etkili, çok güzel bir imza atmak istiyorsanız şimdiden kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu sözlerimi aslında bu videonun dışında tutmak isterdim. Yani ders çalışmakla alakası olmayan bir şey aslında kitap okumak. Bu yüzden bunu bir zorunluluk, bunu başarılı olmak için bir adım olarak görmekten tamamen ayrı tutmalıyız. Kitap okumayı öylesine özümsemeliyiz ki o bizim hayatımızın bir parçası olmalı ve vakit ayırabilsek de bir kitap okusak cümlesini kendi kendinize kuran bir kişi olmalısınız. Kitap bu yüzden çok değerli. Peki hocam, ben hiç sevmiyorum, nasıl kitap okumayı sevebilirim diyen arkadaşlar da her ne olursa olsun illa kitap okumak durumunda değilsiniz. Ne istiyorsanız onu okuyun ama yeter ki okumaya başlayın. Kitap okuma konusunda da genellikle çevremizin belli bir baskısı var. İşte edebi kitaplar okuyun, klasik eserler okumak öncelikli olmalıdır gibi. Evet, bunları yapmak tabii ki bizim için önemli ve bu da ayrı bir keyif veriyor. Ancak henüz kendini bu noktada yeterli hissetmeyen arkadaşlar varsa konusu ne olursa olsun sadece ilginizi çeken şeyleri okumanız şu anda sizler için yararlı olacaktır. Kitap okumak çok önemli. Lütfen ama lütfen bu maddeyi tüm maddelerin üzerinde tutun. Şimdi sevgili arkadaşlar, çalışmalar tabii ki başlamalı. Artık sizlere YKS öğrencisi olmak üzeresiniz diyebiliriz. Bu yüzden sizler çalışmalarınızı başlattığınızı veya başlamak üzere olduğunuzu veya başlamak istediğinizi bizlere zaten anlatıyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz yorumlardan aslında açık bir şekilde görülebiliyor. Sevgili arkadaşlar, benim sizlere bir tavsiyem var. Önümüzdeki zaman dilimlerinde özellikle acaba ben erken mi başladım, rakiplerim daha yatıyor, ne zaman başlayacağım gibi sorulardan da kurtulmak üzere çok güzel bir önerim var. Lütfen çalışın ama az çalışın. Tabii ki temponuz zaman zaman artacaktır. Önümüzde çok uzun ve güzel bir zaman dilimi var. 11. sınıfın sonuna doğru ve tabii ki 12. sınıfta birçok şey birikmemesi için ve telaşa da kapılmamamız için şu anda çalışmalarımız başlamalı. Az başlayan çalışmalar zamanla kendini arttırabilir. Bu yüzden çok yüklenmeyelim. Sonrasında da kopmalar olmasın. Az, öz ama istikrarlı çalışmaya
özen gösterelim. Sevgili arkadaşlar, gelelim 5. maddemize. Bu maddeyi de oldukça önemsiyorum. Bir derste çok iyi olmalısınız. İşte bu YKS hazırlığında sizlere çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Rakiplerinize fark atmak istiyorsanız, bir fark yaratmak istiyorsanız bir derste çok iyi olmanız sizlerin faydasına olacaktır. Bu dersin seçimini tabii ki size bırakıyoruz. Hangi alanı seçecekseniz oradaki en kritik dersin hangisi olduğuna karar vermeli ve üzerine çalışmalarınızı gerçekleştirmelisiniz. Bu hali hazırda zaten ortalamanın üzerinde olduğunuz, aslında kendinize başarılı diyebileceğiniz ve gerçekten fark yaratmak, fullemek istiyorsanız en başarılı olduğunuz derslerden biri de olabilir. Veya bugüne kadar hep problem olmuş, başarısız olduğunuz bir ders de olabilir. Bunun hangisi olduğuna dediğim gibi siz karar vermelisiniz. Ve bu çalışmalara da şimdiden başlarsanız Ağustos'un sonuna kadar yapacağınız çalışmalar size inanılmaz katkılar sağlayabilir. Bunu da özellikle tavsiye ediyorum. Ama hocam bu konuyla ilgili de illa bir ders tavsiyesi verin diyecekseniz, tabii ki tüm sınavların kalbi olan bir ders var. Matematik dersini oldukça önemsiyorum sevgili arkadaşlar. Sayısal öğrencilerinin de, eşit ağırlık öğrencilerinin de, hatta sözel öğrencilerinin bile fark yaratmak istediği ders matematik oluyor. Bu derste özellikle TYT'den başlayarak, eğer alanınıza giriyorsa AYT matematiği de işin içine ekleyerek çalışmalarınızı şimdiden başlatmakta fayda var. Hiç çalışmayı düşünmeyen arkadaşlar bile sadece matematik dersiyle az çalışarak ve istikrarlı çalışarak çalışmalarını devam ettirirlerse 11. sınıfa başladıkları anda çok büyük etkiler oluşturmuş olarak aslında bu süreci başlatacaklardır. Şiddetle tavsiye edilir. Ve gelelim son maddemize. Arkadaşlar son maddemizde hedef koymanızı istiyoruz ve bir planlama yapmanızı istiyoruz. Bu planlamanın Ağustos sonuna kadar olmasına özen gösterin. Dolayısıyla sizler şimdi Ağustos sonuna kadar belirlediğiniz bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Dediğim gibi acele etmeyeceğiz, yavaş yavaş başlayacağız ama vazgeçmeyeceğiz. Ağustos'un sonuna kadar bir hedef koyacağız. Ben Ağustos'un sonunda şu konuları bitirmiş, şu alanlarda başarılı olmuş, şu nete ulaşmış biri olacağım diye şimdiden hedeflerimizi koyalım ve ona yürümek için çok da yoğun olmayan bir programlamayla hareket edelim. Göreceksiniz Ağustos sonunda sizin için 11. sınıfa müthiş bir başlangıç olacak ve bu müthiş başlangıç 11. sınıfta nice güzel farklar oluşturmanızı sağlayabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.